Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ala ikhvanihi minen nebiyyine vel murselin. وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اَعْتِصَامِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيبِ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَب۪يَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnna ersalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Litu'minu billahi ve rasulihi ve tu'azziruhu ve tuvakkiruhu ve tusabbihuhu bükraten ve asila. Sadakallahul azim. Ve belagana rasuluhun nebiyyül haşimiyyül kerim. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ben hilkatte birinciyim, yaratılışta. Bi'sette, yani peygamber olarak gönderilmede ise sonuncuyum buyuruyor. Kendi faziletini özellikle sair peygamberlerden farklı yönlerini müteaddit hadis-i şeriflerde çok farklı yönleriyle ifade buyurmuşlardır. Elbette peygamberlerin de kendi içinde fazilette derece ve mertebeleri vardır. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'din ayeti, biz peygamberlerin bir kısmını diğer bazı kısımlarından daha faziletli kıldık hakikatini ifade eder. Sair bütün peygamberleri faziletleriyle terazinin bir kefesine, tek başına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı terazinin diğer kefesine koysak ağır basacaktır. Sair bütün peygamberlerin peygamberliği nübüvvet-i suradır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ise nübüvveti tek başına büyük peygamberlik manasında nübüvvet-i kübradır. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak Efendimizin fazilet farklarına dikkat çeker. Hutbeye başlarken okuduğum Fetih Suresi'ndeki ayetler, o birinci ayet Ahzab suresinde de vardır bir başında ilavesiyle. Ahzab suresinde ya eyyühennebi ifadesiyle başlar. Fetih suresindeki ayette böyle bir başlangıç yok. Sadece inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nediran der. Biz seni başka bir şey için değil, sadece şahit bir peygamber olarak gönderdik. Aynı zamanda müjdeleyici ve korkutucu peygamber olarak gönderdik.
Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar gönderilen bütün peygamberlerin ana vazifesi sadece tebliğdir. Allah'tan aldıkları mesajları insanlara sunarlar. Tebliğin de iki ana ayağı vardır. Müjdeleyerek tebliğ ve irşatta bulunmak, Allah'ın rahmetini anlatarak, mağfiretini ifade ederek, cennetini anlatarak tebliğ ve irşatta bulunmak ve bir de korkutarak tebliğ ve irşatta bulunmak. Allah'ın azabıyla, gazabıyla, kahrıyla korkutmak. Kabir azabıyla, haşrin dehşetiyle korkutmak. Alev alev cehennem azabıyla korkutarak tebliğ ve irşat yapmak. Muhakkak ki mübeşşir ve münzir olarak sair peygamberlerin bu vasıfları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da da vardır. Ama diğer peygamberler için ifade edilmeyen ve sadece Efendimiz'e has, farklı bir fazilet olarak ifade edilen bir husus daha vardır ki, İnne erselnâke şâhiden ifadesiyle anlatılmıştır. Biz seni aynı zamanda şahit bir peygamber olarak gönderdik. Abdullah İbni Mesud diyor ki, bir gün Efendimiz Aleyhisselam çıka geldi benim olduğum yere. İsteseydi ben onun ayağına giderdim ama tevazu peygamberi geldi, ey Abdullah Kur'an oku da dinleyeyim dedi. Haşa ya Resulallah dedim, Kur'an size nazil oldu. Size gelen Kur'an'ı ben nasıl olur da size okurum? Buyurdular ki ben başkasının Kur'an okumasından hoşlanırım. Emir buyurdukları için Nisa suresinin başından başladım, ileriye doğru okuyordum. Efendimiz diz çökmüş, başını önüne eğmiş, okunan ayetleri kemal-i haşyetle dinliyor, takip ediyordu. Ağlamaya başladı. Bir ayete geldim. Hıçkırıklar sesini, nefesini boğacak kadar eliyle bana pes dedi. Yani yeter. En son geldiğim ayet, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدَ ayetiydi. Allah'ın verdiği büyük makamdan mı ağlıyordu? Yoksa ümmetinin şahidi olmak çok zor, ona mı ağlıyordu? Nasıl olacak senin halin ya Muhammed Aleyhisselam? Her peygamber kendi ümmetinin başında onların şahidi olarak, sen ise bütün peygamberlerin ve ümmetlerin kendi ümmetinin de şahidi olarak huzuruma getirildiğin zaman halin nasıl olacak? Öbür aleme gittiğimizde Cenab-ı Hak bizi Efendimiz Aleyhisselam'a soracak. O şahit peygamberdir. Bunu tanıyor musun? Ümmetin içinde gördün mü? Nasıl bilirsin diyecek. Eğer fasafiso, bağışlayın, bir insan ise tanımıyorum. Veyahut da işte şöyle böyle kötü bir insan olarak tanıyorum derse adamın işi zor, cehenneme gidecek. Adam kötü ama ben ona iyi tanıyorum diyemem. İşte ümmetinin bu durumundan dolayı belki zora düşeceğinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet okunduğu zaman hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu inceliği anlatan Tövbe suresi 105. ayet de vardır. Kul i'melu feseyyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun ve setüraddüne ila alimil gaybi ve şehade
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ azim. Amel yapın. İş işleyin. İstediğiniz şeyi yapın. اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تُد۪ينُ tüden ifadesinde anlatılan istediğin ameli yap. Ama Allah görüyor. Resulullah Aleyhisselam da görüyor. Müminler de görüyor. Öbür alemde bütün ameller gaybı ve şehadeti bilen Allah'a reddolunacak. Gayb ve şehadeti bilen Allah huzurunda ne yaptınsa ortaya çıkacak manasında. Allah zaten her şeyimizi, içimizi, dışımızı bilen, rakip, basir olan, müheymin olandır. Ama amel yapın, Resulullah da görüyor. Bunu ayrı bir hutbe mevzusu yapmayı arzularım. Resulullah Aleyhisselam bizden nasıl haberdar oluyor? Buyuruyor ki, kim bana salatü selam getirirse ismiyle, melek onu bana getirir. Ben de alır selamına ismiyle mukabele ederim. Demek ki kendimizi ona tanıtma imkanımız var. Tanıtamayan bir kısım zavallılar da var. Amel yapın, müminler de görsün. Ya Efendimiz şahit peygamber olduğu gibi, ümmeti de şahit ümmettir. Biz de ümmeti şahadetiz. Nikahta iki tane şahit olmadan nikah olmuyor değil mi? Şahit ümmetiz. Mahkemede hakim şahitleri dinleyerek hüküm vermiyor mu? Biz de şahit ümmetiz. Onun için mesela bu cumaya gelmiş insanlar biz birbirimizi görüyoruz. Öbür alemde birbirimizin lehinde müsbet şahitler olacağız. İçki içtiğini gördüm adamın, ister istemez aleyhinde şahit olacağım. Onun için Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım diyerek kusurlarınızı insanlara anlatmayınız. Anlatırsanız onları aleyhinizde şahit yaparsınız. Allah'ın bildiğini kuldan da saklayın. Kendi ayıp ve kusurlarınızı başkalarıyla paylaşmayın. Ve ayet sonu itibariyle لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِ Allah'a iman edin, Resulullah'a iman edin. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّهُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا buyuruyor. Ayette 4 tane kelime var. Sonunda da hü zamiri var. Acaba bu zamirler kime, neye, nasıl raci olurlar? Ve tu'azziruhu ve tu'akkiruhu. Ona saygı duyun. Onun karşısında el pençe divan durun. Veya onu her şeyinizden üstün tutun. Bu iki kelimedeki hü zamiri Efendimiz Aleyhisselam'a raci olduğu söylenir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tazim duyun. Ona karşı saygılı olun. Onu dünya hayatına ait, madde hayatına ait neyse her şeyinizden daha yukarıda ve daha üstte tutun. Ve tüsebbihuhu bükraten ve asıyla sabah akşam da Allah'ı oradaki hu Allah'a raci. Sabah akşam, akşam sabah da Allah'ı tesbih edin ve Subhanallah deyin. Allah'a karşı Elhamdülillah deyin. Her ikisini bir kelimede cem edin. Allahu Ekber deyin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı her şeyimizin çok üstünde tutma emri veriliyor. Bu ayeti kerimelerde de. Ve işte sahabi bu ayetleri duyunca Efendimiz'i her şeylerinin çok üstünde tutarlardı. Hani meşhur Habbab İbni Eret var. Mekke'de ilk iman eden kölelerden bir tanesi.
kızgın taşlar üstüne yatırırlardı. Kendinden daha ağır kızgın taşları göğsüne koyarlardı. Öyle yanar erirdi ki rahatlıkla 2-4-5 parmağını sokabilecek, o çukura sokabilecek hale gelirdi. Hazreti Ömer döneminde Habbab İbni Eret Hazreti Ömer'in ziyaretine geldi. Hazreti Ömer ayağa kalktı. Orada bulunan cemaata ayağa kalkmaları tavsiyesinde bulundu. Gel yanıma otur dedi ya Habbab. Çünkü sen Ammar'la ikimizin ayrı bir yeri, ayrı bir şerefi var. O kadar çileye, işkenceye maruz kalmanıza rağmen Resulullah Aleyhisselam'ı hiçbir şeyin altına atmadınız. Resulullah Aleyhisselam'ı her şeyin çok üstünde tuttunuz. Onun için sizin ayrı bir şerefiniz var diye ona iltifat ediyordu. Habbab İbni Eret Medine döneminde bir vaka münasebetiyle esir edilmiş. Zeyd İbni Desinne ile beraber Mekke'ye gönderilmiş. Onun idam edildiği yeri buldum. Mekke'nin Medine tarafında çok dışında idam etmişler. İdamı şehrin içinde insanlar içinde yapmıyor. Masum olduğundan millet mazlum tarafına geçer. Kimsenin görmediği yerde idam edecekleri zaman müşrikler ona dediler ki şu anda senin yerinde Muhammed'in olmasını arzu eder miydin? İrkildi, heyecanlandı, ürperdi. Değil onun burada benim yerimde idam olması. Medine'de Nur ve Gül cemaati içinde sohbet yaparken rüzgarın esip de zülüflerinin dağılmasındansa benim gibi binlerce Hubeyb yolunda feda olsun dedi. Ve sonra Bad-ı Seba Resulullah'a selam söyle dedi. Sabah vakti idam ediyorlardı, sabah rüzgarına selam yükledi. Efendimiz Aleyhisselam da buyurur ki, Nusirtu bis sabah mesirete şehrin. Ben bir ay uzaklıktan sabah rüzgarıyla teyit olundum. Rüzgar onun selamını alıyor, Efendimiz'e anında getiriyor. Efendimiz de mescitte sohbet buyururken bir anda dizleri üstüne doğrulup ve aleyke selam ya Hubeyb diyerek selamını alıyor. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ayeti onda tam tecelli etmiş ve Efendimiz Aleyhisselam'ı her şeyin ama her şeylerinin çok üstünde tutmuşlardır. O şahit bir peygamberdir. Ahirette bizi Cenab-ı Hak ona soracak. Kendinizi ona tanıtmaya çalışın. Sünnet-i seniyyesine riayet ederek kendinizi ona tanıtmaya çalışın. 23 sene çilesini çekerek veda haccında bıraktığı büyük davasına sahip çıkarak kendinizi ona tanıtmaya çalışın. Onun bıraktıklarını her şeyin çok üstünde tutarak kendinizi ona tanıtmaya çalışın. Ve daim ona salatü selam getirmek suretiyle kendinizi ona tanıtmaya çalışın. Şahide ezeli ve ebedi olan Allah huzurunda o bizim ya lehimizde ya aleyhimizde şahit olacak. İnşallah biz kendimizi ona müsbet manada tanıtacak. Hüsnü şehadetiyle ahirette inşallah kurtulacağız. Cenab-ı Hak akıbetimizi ve ahiretimizi hayırlı eylesin. Amin. Ela inne ahsenel kelami ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allem. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
فانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم.